Seminerlerinin yeni bölümünde Sultan Görkem bizimle olacak. Ben kısaca bahsedeyim. Sultan ablayla biz 96, yok 98 yılından beri tanışıyoruz. Değil mi? 90 Evet. Aha. 99'da Çin'deydik. Yine aramızda Şebnem Yalçın var. O da oradaydı o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Yine zahmet verdiniz, geldiniz. Sultan abla bizim çok tecrübeli rehberlerimizden. Belki 20 küsur turizmle yaşıyor ve sağ olsun bugün bizi kırmadı. Daha önce de bizim ziyaretimize gelmişti. Bu sefer de bizi kırmadı. Bu yeni teknolojik imkanlarla birlikte hem bu turizm alanında Çinli turistlerle ilgili tecrübelerini hem de gönlünden ne koparsa sizlerle paylaşmak istiyor. Çok kıymetli, çok değerli hem kendisi hem de bilgileri ve anlatacağı şeyler bizim açımızdan. Tekrar teşekkür ediyoruz Sultan Görkem'e ve ben sözü kendisine Teşekkür bırakıyorum. Sultan PowerPoint bende. Sen ilerle dedikçe ben ilerleyeceğim. tamam. Tamam. Ve Okay. bu PowerPoint'i paylaşıyorum. Tamam. İstersen önce sen bir şeyler söyle ekrandayken Tamam. hazır. Söyleyeyim. Tamam. Başka dediğin zaman başlayın. Tamam. Rica Öncelikle ederim. herkese merhaba. Yine bir heyecanlı gün diye yaşıyorum. Sizin karşısında olmak beni de çok mutlu ediyor. Dil tarih sinoloji benim için çok önemli. Biraz önce Gören hocamız söyledi. Meslekte oldukça yıllar kat ettim. 25. yılımı bu sene mesleğimde 25. yıl plaketimi aldım. Bir fiil 20 sene çalıştım ama Çin'e gitmeden önce 97'de kokartımı almıştım, lisansımı almıştım. Ankara'da bakanlığın açmış olduğu kursta. 98 yılında Çin'e gittim. 98-2000 yılları arasında Çin'deydim. Çin'e gitmeden önce kokartımı aldım. Döndüm 2000'de ve 2001 yılında İstanbul'a gelip İstanbul'da mesleğime merhaba dedim. Her zaman kendimi çok hani şanslı hissediyorum. Çünkü mesleğim başladığında hep ilklerden oldum ben. Başladığım 2001 yılı, düşünün 2001 yılında hani daha ülkemizde Çinli turist yok. Daha yeni yeni Çinliler gelmeye başlıyor ama gelenler de iş adamları. Çinli turist tam anlamıyla gelmesi belki 2006, 2007, 2010'dan sonra gerçekten hani turist kafileleri gelmeye başladı. O yüzden bugün hani nasıl bir meslek hayatım olduğu, nelerle karşılaştım, hani elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Ve her zaman sinoloji mezunu olmaktan büyük bir gurur duydum. Bu çok önemli benim için. Ve ben her zaman ilk tura başladığımda kendimi tanıtırken en önemli şey isimden sonra hani ismimden sonra dil tarihi. Hani Ankara'da şuye Zhongwenxi diyedi. Dediğimde bu çok önemli. Yani bunu mutlaka söylerim. Hani Ankara'da şey Zhongwenxi diyedi. Hani bunu turistlerimiz, konuklarımız duyduğunda gerçekten hani oradan onların da gözlerindeki pırıltıyı görüyorum. Ve özellikle de şunu her zaman vurgularım. Ankara'da şey Zhongwenxi yijiu saunian şu womanu gofu diyende. Yani orada hani Mustafa Kemal Atatürk'ün bizim bölümümüzü kurmuş olduğunu mutlaka altını çizerim. Hani benim ilk gün tura başladığımda ilk altını çizdiğim en önemli şeylerden birisi de bölümümüz. Benim için çok önemli. 25 yıl boyunca hani ya da 20 yıl hani bir fiil çalışırken bunu hep söyledim. Waishenme zimatao yo Zhongwenxi. Bunu da açıklıyorum. Niye bu kadar hani erken bir dil bölümü var Ankara Üniversitesi'nde? İnveşi nimeşye de vomandı lişi. Siz bizim tarihimizi yazdınız. Çoşu nimeşye de vomandı lişi. Nimin tozu da vomun yomu minzu. Vomun tozu vomun minzu. Çoşu yomu minzu. Vomun meyo şi guanşiye cizay. Guan yu vomandı lişi cizay. Çoşu tozu vomunda. Bu benim için çok önemli. Yani tarihi kayıtların Çince olduğunu ve bu kayıtları öğrenmek için, okumak için Çince öğrenmemiz gerektiğini onlara söylüyorum. Ve orada da hani
çok hani han şu, ho han şu, tang şu, ju tang şu dediğimde olay bitiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunu hani eğer ileride hani Çince rehber olmak isterseniz bu çok önemli. O zaman karşı yani çok daha başka bir bakış açısıyla bize bakıyorlar. Yani karşıdaki rehberin, karşıdaki onlarla eşlik edecek insanın hani donanımlı olduğunu biliyor. Onların tarihini bildiklerini biliyor. Yani yani kolayda hani Song Xiong Ru Shi Dai Kai Shi Wo Du You Guan Shi dediğimizde hani bu cümle çok önemli. Hunlardan beri ilişkimiz var dediğimizde onlar için gerçekten bir hani saygı. Çinli gerçekten bilgiye saygı duyar. Her zaman. Bilgi onun için önemli. Bu da sinoloji sayesinde benim bir artım oldu. O yüzden hani bugün bunu özellikle vurgulamak istedim. Şimdi Gülhan hocamız ilk fotoğraf hangisi bilmiyorum ama onun üzerinden biz devam edebiliriz. Bakalım. Evet. Şimdi burada bu fotoğraflar üzerinde konuşalım. Bir kere şemsiyeli fotoğrafı anlatmak istiyorum size. Pamukkale'deyiz. Pamukkale çok sıcak olur. Yazın gerçekten çok sıcak. Ve bizim kafilelerimizde Çinli gruplar, Asyalı gruplar, Uzak Doğu gruplar mutlaka güneş şemsiyesi taşırlar. Kendi Türkler Çinleri gördüklerinde bir espri yaparlar. Aa, yani yağmur yağmıyor ki niye şemsiye taşıyorsunuz? Ama orada hani Çinli gerçekten şeyi sevmez. Güneşi sevmez. Çünkü karardıklarını ve o karardıklarında o renklerin bronz değil fuçsu yani o kötü bir kararma olduğunu ve hoşlanmadıklarını söylerler. Biz burada şimdi Miahuabao'dayız. Miahuabao, Pamukkale'deyiz. Yukarıdaki bir tane şeyi görüyorsunuz, Çince yazıları. Orada hani bizim bir İstanbul Sultanahmet Rehberler grubu vardı. Bizim her zaman mücadele ettiğimiz bir olay var ki hepimizin çok önemli kaçak rehberlik. Hani lisanssız rehberlik. Her zaman mücadele ettik. İlk günden son güne kadar. Yani gerçekten arkadaşlar turizm piyasasının lisanslı rehbere ihtiyacı var. Yani siz de gezdiğinizde ya da gezdirin lisansınız olsun. Oradaki bir şeyi ben Efes'teyim orada. Efes'te o yeleği giydim ve tur boyunca o yeleği büyük bir gururla taşındım. Bütün yurt dışından gelen turistlere ne anlama geldiğini ve lisanslı rehberin önemini orada vurgulamıştım. 25. yıl plaketimi görüyorsunuz bir fotoğrafta, diğer fotoğrafta ve mikrofon. Orada mikrofon, ilk başladığımda çok heyecanlıydım mesleğe. Mikrofon almaktan çok korkuyordum ama yıllar içinde hepsine alıştık. Orada bir şey vurgulamak istiyorum. Orada takılarımı göreceksiniz. Mavi. Mavi, turkuaz. Yani bizim Çinlilerin hep akıllarında kalan en önemli şey mavi renk. Mavi rengi çok seviyorlar ve Türkiye deyince akıllarına mavi geliyor. Çünkü lansı tuarçi diyorlar. Lansı tuarçi, mavi tuarçi. Niye? Lansı Çin cinsimiz var. Lan Tian, Lansı Dahai ve Lan Yinjing, nazar boncuğumuz Lan Yinjing var. Evet bak burada da fotoğrafta da özellikle koydum. Yani Lan Tian Baiyun, Lansı Dahai. Bir daha söylemek istiyorum. Lan Tian Baiyun, Lansı Dahai. Bu fotoğraf, alttaki fotoğraf, yukarıdaki iki fotoğrafta Beşiktaş. Beşiktaş'ta Üsküdar'dan karşıya geçerken çok güzeldi o gün İstanbul ve Çinliler gerçekten İstanbul'u çok seviyorlar. Ben İstanbul'u anlatırken kurduğum birkaç cümleler var. Bunları da size anlatmak istiyorum, söylemek istiyorum. Bir kere İstanbul dünyada yegane bir kenttir ki içinde denizi olan. İstanbul, Çinşirciye'de veyide limiyo daha hadi Çinşi. Yani içinde deniz olan tek kenttir. Yani İban Çınşı Doza Haybiyar. Kırşık İstanbul Buzay Haybiyar. Limiyo Dahay. Şama Hay. Marmara Hay. Şimdi İstanbul içinde denizi var. Bir de İstanbul'da Boğaz var. Yani
Elimde çay bardağı olan fotoğrafta göreceksiniz. Arkada Boğaz Köprüsü var. Boğaziçi Köprüsü. Şimdi 15 Temmuz İhtilal Köprüsü oldu. Orada o fotoğraf da hani çok önemli. O fotoğraf çok önemli derken oradaki boğaz, yani biz her zaman İstanbul'un bir kısmının Asya kıtasında, bir kısmının Avrupa kıtasında olduğunu hep anlattık. Bu çok önemli. Senin için ayrı bir heyecan. Yani İstanbul'da İbuzay Yaco, İstanbul'da İbuzay Oco. Şimdi İstanbul bir kısmı, bir tarafı Avrupa yakasında, bir tarafı Avrupa'da, bir tarafı Asya'da diyoruz. Şimdi tekneyle gezerken şey söyleriz. Nimuputzay Yaco, Yiputzay Oco, Lanzo Zidien. Yani tekneyle gezerken ne Asya'da olacaklarını ne de Avrupa yakasında olacaklarını, ikisinin ortasında. Bu çok özel bir durumdur. Gerçekten çok özel bir durumdur. Başka ancak herhalde Cebeli Tarık'a gittiklerinde böyle bir şey yaşayabilirler. Ve biz yıllarca espri yapardık. Boğaz Köprüsü'nden geçerken Hayşa Daçya, mesela Hayşa Boğaz demek. Bosporus'a Hayşa, Bosporus. Bosporus'a Hayşa. Yani Dizo Oya Daçya. Birinci köprü. Dizo Oya Daçya. Bazen espri yapardık. Çin'de Acacun Bey, Hoca, lütfen herkes pasaportlarını hazırlasın. Yani Avrupa'dan Asya'ya geçerken espri yapardık. Şimdi şeye gidiyoruz, Asya kıtasına gidiyoruz. Lütfen herkes pasaportlarını hazırlasın. Çin'de Acacun Bey, Hoca. Herkes yani espri anlamayıp yani pasaportlarını da hazırlarlardı. O da çok keyifli olurdu. Hep şey yaparız, köprüden geçerken tam köprünün ortasındayken onlardan dilek dilemelerini isterim her zaman. Çindaca şu yiyen, şu yiyen. Lütfen bir dilek tutun. Şenzai bu zai o zu, ya bu zai ya zu. Zu liyan zu zi jin. Çindaca kıyı şen, yıkı şu yiyen. O da çok hoşlarına gidiyor. Yani ne Avrupa'dalar ne Asya'dalar. İkisinin ortasında bir yerde olmak ayrı bir heyecan. O yüzden hoşlarına gider ve dilek tutarlar. Ama hep ben sorarlar. Sultan tekrar gelmek gerekiyor mu? Gerçekleşiyorsa evet. Değiştirebiliriz Gürhan'cığım. Başka bakalım hangi fotoğraflarımız gelecek. Evet, bu fotoğrafları özellikle seçtim çünkü konuklarımızla birlikte olmak, onlarla fotoğraf çektirmek, küçük konuklarımız, yani tur esnasında karşılaştığımız çok o kadar farklı durumlar çıkıyor ki. Öncelikle kalabalık olan Meso'da olduğumuz bir fotoğrafımız var. Bir seferinde grupla birlikteyken trafik o kadar tıkandı ki gitmiyor, ilerlemiyor ve havalimanına gitmemiz gerekiyor. Ve ben çözüm üretmem gerekiyordu. Yenikapı'da inip metroya binip İstanbul Havalimanı'na yetişmiştim. Kaptanımız daha sonra ancak bize yetişti. Ben o zaman o süreç içerisinde check-in'i tamamladım. Yani kaptanımız 2 saat sonra geldi aracımız. Bagajlarımız ancak geldi ve müşterilerimize sağ salim havalimanına ulaştırmıştım. Onların için de çok ayrı bir deneyim. Tabii ki yolcular, Türk yolcuları, Türkler için de çok ayrı bir deneyim. Bir anda metronun içinde bir tane turist kafilesi. Ama hani rehberlik böyle bir şey. Yani çözüm üretmek gerekiyor. O anda ilk aklıma gelen buydu. Ve gerçekten hani o gün o günü kotarmıştım. Aşağıdaki renkli merdivenler, hani İstanbul'un hani renkli merdivenleri de ünlü. İşte Fındıklı'da, sonra Balat'ta böyle renkli merdivenler görebiliyoruz. Bu ekip özel bir ekip. CCTV'den geldiler. Ve Türkiye ile ilintili bir televizyon çekim ekibiydi. Ve Türkiye'de çekilmiş olan James Bond filmlerini izini sürdük. Dianying Zhiliu. Film yolu gibi, yani Sı Çocuğulu dediğimizde İpek yolu gibi düşünmek lazım. O da Dianying Zhiliu dediğinde hani Türkiye'de çekilen filmlerin, yabancı filmlerin izinden gittik. Kapalı Çarşı'ya gittik, Topkapı Sarayı'na gittik, onlarla Fethiye'ye gittik. Böyle hani Türkiye'de belli zaman, farklı yıllarda çekilen filmlerin izinden gidip Türkiye'yi anlattık. O da çok keyifli bir turdu. Ve küçük konuklarımız, yani benim Türkçe yani ismim Sultan'dan dolayı Çince ismim de çok kolay. Sudan. Yani ben her zaman konuklarımıza lütfen bana hani dayo demeyin. Çünkü dayo biraz bana şey geliyor, kulak tırmalayıcı geliyor. Çinli konuklarımızın alışkanlığı, onlar hani kendi ülkelerine yıllarca alışmışlar rehber, rehber şeklinde, ama biz hani biraz bize
çok hoş gelmiyor ve onlar her zaman rica etmişler. Lütfen bana ismimle hitap edin ki benim ismim de çok kolay. Sudan. Yani bana Susu diyebilirsiniz, Dandan diyebilirsiniz, Sudan diyebilirsiniz. Ve çok hoşlarına gider. Orada bir samimiyet vardır. Susu, Dandan, hani o samimiyeti Çinli turistlerimiz gerçekten samimiyeti severler. O bağ kurmak çok önemli. Elektriği yakalamak çok önemli ve burada da küçük şeylerde arkadaşlarımızla, Çinli konuklarımızla onları hatırlıyorum hala sesleri kulaklarımda. Su da hep hani su da su diye Sultan abla dediklerinde hala kulaklarımda ve bana tur boyunca şemsi tutan küçük arkadaşım. Değiştirebiliriz. Girencim. Evet. Öncelikle bu aşağıdaki fotoğraf Ali hocamla. Kendisinin bize çok emeği var Ali hocamın. Kendisiyle Pamukkale'de hani Miahabao'da karşılaşmıştık ve birlikte bir fotoğraf çektirmiştik. Benim Kokart sınavına girerken sınavımı ilk sınavımı Bülent hocamız yapmıştı. İkinci sınavımızı da Ali hocamız yapmıştı. Bu fotoğrafı koymak istedim. Çok hoş bir fotoğraf çünkü. Onunla karşılaşmak Pamukkale'de çok güzeldi. O yüzden hani sizlerin de görmenizi istedim. Belki sizler de bir gün rehber olacaksınız. Belki sizlerle biz Pamukkale'de karşılaşacağız. Bilemiyorum. Ama hani hoş bir anı. Sonra kırmızı montlu bir fotoğrafım var. Elimde ödülüm var. Çin'in çok büyük bir ajandası var. Turizm ajandası. Dünya çapında. Sea Trip dediğimiz. Sea Trip'in turlarını çok gezdirdim. İlk turlarını ben gezdirdim. O zaman Sea Trip ilk geldiklerinde her sene en iyi rehber ödülü hazırlıyordu ve o ödülün bir fotoğrafı. Rehberlik bana çok şey kazandırdı. Çok güzel anılar yaşadım. Bütün zorlukları da var. Ama yani ben işimi çok büyük zevkle ve şevkle yaptığım için hiçbir zaman hani şey yapmadım. Hep mutlu oldum. Çok güzel anılarım oldu. Hep güzel anılar biriktirmeye çalıştım. Kötüler hiçbir zaman hani aklımda kalmıyor. Tabii ki sıkıntılı oldu. İnsanla uğraşıyoruz çünkü. Çok farklı kültürden insanla. Ama dediğim gibi Çin kültürünü tanımak, hani sinolojide okumak bence büyük bir avantaj bizim için. Yani bütün rehber arkadaşlarımız keşke sinoloji mezunu olsa. Hani Çin'in dilini, kültürünün, medeniyetini bilse. Çünkü anlatım yaparken de karşılaştırmalı anlatım yapmayı çok tercih ediyorum. Çin tarihinden ve kendi tarihimizden karşılaştırma anlatınca onlar için çok daha anlaşılır oluyor. O yüzden bu bir avantajdı benim için. Yukarıda da bir heyet görüyorsunuz. O heyette Çin'in Ulaştırma Bakanı var orada. Onların da gezdirmiştim. Buradan da heyetler götürdüm ben Türkiye'den de. Onur Ayır'ın heyetiyle birlikte 2016 yılından sonra gitmiştim Çin'e. Pekin'de o heyete eşlik ettim bir hafta boyunca. Buradan gelen pek çok heyetlere eşlik ettim. Ve benim hani Çin'e gittiğimde asla hani kapısından içeri giremeyeceğim insanlarla aynı masada oturup birlikte çok hoş vakitler geçirdik. Bir tane anımı anlatmak istiyorum ben size. Uçakta görünce aklıma da geldi o anım. Yılı çok iyi hatırlamıyorum ama hani bir 10 sene önce falan olsa gerek. Çin Hava Kuvvetleri komutanlarını gezdirdim. Çin Hava Kuvvetleri kendi uçaklarıyla geldiler. Generaller, iki general, albaylar. Yani bir tane VIP araç ve 4 tane otobüs. Ve VIP araca beni verdiler. VIP araçta iki general, askeri ateşe ve ben. Önce İzmir'e indiler. İzmir'de karşıladık onları. Unutamıyorum yani. Böyle elim ayağım titriyor. Ben hiç ömrümde general gezdirmemişim. Yani general yani. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın karşısındayım. Ve ateşin de karşısındayım. 3 tane yüksek rütbeli subaylar. Ve bir tek ben varım arabada. Çok sıcak ve sırtımdan aşağı böyle terler aktığını hissediyorum. İlk böyle Meryem Ana'ya gitmiştik onlarla. Meryem Ana'da işte Hazreti İsa'yı anlatıyorum. Hazreti Meryem'i anlatıyorum. İşte Hazreti İsa'nın Meryem'in nasıl hamile kaldığı, Cebrail'in yakasına üfleyip hamile kaldığını anlattığını falan böyle bakışlarını, böyle büyük altı gülüşlerini falan çok iyi anımsıyorum. Sonra onlarla Ankara'ya uçtuk. Onları kendi uçaklarıyla, biz de daha kendi uçağımızla Ankara'da hava kuvvetlerinin konuğu olduk. En son İstanbul'a geldik. Yani en sonunda komutanlarla o sırtımdan aşağı terler aktığında, aktığı ilk dakika öyleydi ama son dakikada şeydi, Atatürk Havalimanı'nda onları uğurluyorum. Yani
iki komutanla karşılıklı böyle sigaralarımızı tüttürmüştük. O hani turun sonunda o modu, o kıvama geliyorsunuz. Yani çok keyifli bir tur geçmişti benim için. Güzeldi. Küçük arkadaşımla da olan fotoğrafım gene var. Gene bana Sultanahmet'te şemsiye tutuldu. Şimdi de Efes'te. Efes'te çok sıcak. Ve hani Efes'in çok ünlü bir caddesi orası. Kuretler Caddesi. İfoso Gurçum. Yani Türkiye'ye geldiklerinde etkilendikleri antik kentlerimizden birisi. İfoso, Efes, İfoso Gurçum. Oradayız. Sonra tekrar başka bir şey de anlatacağım size antik kentlerimizi. Bu fotoğrafları değiştirebiliriz Güran. Evet, gene yukarıda ellerimi açmış bir vaziyette teatral bir şekilde anlatım yapıyorum. Yani Çin'in tam tersiyim. Ben anlatım yaparken elim, yüzüm, her yerim konuşur benim ve çok hoşlarına giderler. Bu fotoğraf da onların çektiği bir fotoğraftır. Gene Efes'teyim. Efes'te meclis binasının Kutsal Ateş'in yandığı, Kutsal Ateş'in olduğu yerde anlatım yapıyorum meclis binasında. İfoso Gurçun. Çok hani Çinli turistlerimiz çok fazla antik kent, sürekli antik kent görmek istemezler. Türkiye'de çok fazla antik kent var ve üst üste antik kent gördüklerinde sıkılırlar. Bizim tur programımız bu konuda bu yüzden çok iyi. Sadece tek bir ve devasa özelliği olan, müthiş bir özelliği olan, tabii ki diğer kentlerimiz de çok güzel antik kentler bitiyor ama Efes gerçekten çok çarpıcı bir antik kentimiz. Yani 24 bin kişilik tiyatrosuyla, işte Selsus Kütüphanesi'yle, hani Da Juyen, arşası Wang Renlik'e Da Juyen, Tushu Guan, hani bunlar hep bir ayakta ve gerçekten hani hayran kalıyorlar. O yüzden Efes fotoğrafını koydum orada. Yukarıda büyük bir kalabalık grup sağ tarafta. Orada Bodrum Kalesi'ndeyiz. Bodrum'u da çok seviyorlar. Hani Bodrum, Kuşadası, yani Lansı Tuvacı devam ediyor. Hani orada Bodrum'da. Biraz sonra tekli fotoğrafları da gelecek. Yani Lantien, Lansı Dahay, yani Lan Tuvacı'nın en büyük özelliği. Yani size sor, eğer bir gün işte yurt dışına çıktınız, Çin'e gittiniz, Çinli arkadaşlarınız var, Türkiye'de ne var, Türkiye'nin nesi var dediğinizde anlatacak o kadar çok şey var ki. Ama ilk aklınıza gelen şeylerden birisi bence hani Lan Tuvacı olabilir. Lan Tien Bayun, Lansı Dahay, Lan Yenjin, Lansı Çincinsi. Yani bunlar olabilir. Aşağıda da fotoğrafımız 3 Çinci rehberiz. Üçümüzde dil tarihi mezunuyuz. Üçümüz sinoloji mezunuyuz. Şebnem arkadaşımız benim şu anda ekranın sol tarafında olan arkadaşımız. Tek boynunda lacivert kokart askılığı var. Şebnem arkadaşımız da sınıf arkadaşıyız. Starship oda Tomban Tongxue. Bomalyangı Çiçi Go Jungo. Tayyisası Gürhan Lavşı'da Tomban Tongxue. Sahip Jungo'da Şuho. Şebnem arkadaşım aynı zamanda hani Tongşi, Tayyeşi, Jongwon Dayon. Bahar arkadaşımız, beyaz tişörtlü Bahar arkadaşımız da meslektaşım. Bu fotoğrafı da çok seviyorum. Ayasofya'nın bahçesindeyiz. İstanbul'da Ayasofya'nın bahçesindeyiz. Shin Sofia Dajatan. Yani onu da anlatacağım size. Şimdi hani Ayasofya'nın bahçesi bu halde değil. Kafeteryaları falan kalktı. Ayasofya şu anda cami konumunda. Ama hani o güzel bir hatıramız var orada. Üç rehber. Samuel John daha yok. Değiştirebiliriz Gürancığım. Evet. En sevdiklerimizden, Çinlerin en sevdiklerinden. Yani Kapadokya. 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 Voyager balon yazıyor. Balon Rıçiçiu. Tamam, Lightout Warchi, Zui Xihuan'da. Cısı, Kışo, Rıçi Çiu. Çok seviyorlar. Gerçekten onların Mengxiang, tamında Mengxiang, Lightout Warchi, İngazu, Rıçi Çiu. Yani çok güzel bir deneyim. Gerçekten çok güzel bir deneyim. Umarım siz de bu deneyimi yaşarsınız. Sabah balonun hazırlanması, o sesler, pof 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 sesleri, o hani ışık, ateşin ışığı, balonların böyle yavaş yavaş havalanması, üst taraftaki şeyde
Erciyes Dağı gözüküyor arkadaşlar orada. Erciyes. Oradan gün doğumu yani. Onlar da Çinliler de çok severler hani Ruçu, hani gün doğumunu görmeyi çok isterler. Hani düşünsenize gökyüzünden işte 800 metre yukarıdasınız ve Erciyes hani heybetli Erciyes Dağı'nı görüyorsunuz. Ardında da gün doğuyor. Müthiş bir şey, müthiş bir deneyim. Ve hani gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Diyebilirim ki tezimde de zaten yüksek lisans tezimde de çıktı. Çinlilerin en sevdikleri yer Türkiye'de Kapadokya ve balon deneyimi tercih ediyorlar. Eğer havalar kötüyse, hani hava maliyeti yüzünden balon uçmuyorsa çok üzülüyorlar. Gerçekten çok üzülüyorlar. Ve diyebilirim ki bazı konuklarımız sırf balon için geliyorlar. Türkiye'ye balon için geliyorlar ve Kapadokya bu konuda gerçekten müthiş bir yer. Sağ alt köşedeki dört balon gözüküyor orada ve orada travertenleri belki görüyorsunuzdur. Niyahaba. Yani bazen Kapadokya'da uçamadığında Pamukkale'de uçuruyoruz. Ya da eğer Kapadokya'da hava kötüyse uçamayacaksa şeyde de Pamukkale'de de uçuruyoruz. Yani Pamukkale'de de bu deneyimi yaşıyoruz ama şey yapıyorlar. Kapadokya çok daha büyüleyici geliyor onlara ve tercih etmiyorlar. Çünkü Kapadokya'da gökyüzünde bir anda hani 100 küsür balonu bir anda görmek acayip bir atmosfer oluşturuyor. Gerçekten de hani umarım bunu deneyimlersiniz. Apayrı bir şey. Değiştirebiliriz. Evet, yine yani farklı zamanlarda balon. Aşağıdaki kameramanı görüyorsunuz. Yine CCTV'nin işte The Angelou programının çekimindeyiz. Buz gibi bir hava. Kışında yani yaz kış uçuyor. Yeter ki rüzgar hani çok fazla olmasın. Balon için önemli şey rüzgar. Eğer rüzgar hızı fazlaysa balon uçamıyor, iptal oluyor. Bütün uçuşlar iptal oluyor ve o kadar kaç sabahları hatırlıyorum. Sabah bekliyoruz. Uçacak mı, uçmayacak mı? Hepimiz bekleme salonlarında otellerimizden çok erken ayrılıyoruz. Çünkü gün doğumunu izliyoruz. İzlemek için erkenden yollara düşüp işte bekleme alanlarına gidiyoruz. Orada bekliyoruz. Bazen hani uçmama ihtimali oluyor. Eğer kırmızı bayraksa balonlar iptal. Eğer işte mavi bayraktı sanırım ya da yeşil hatırlamıyorum şu anda emin değilim ama ondan sonra uçuyorsak herkes koştura koştura gidip sepetleri doluşuyorlar. O sepette yukarıdaki sepette görüyorsunuz hepsi Çinli konuklarımız ve müthiş yani çok mutlular. Yani soğuk da olsa sabah çok erken saatinde de olsa mutlaka hani gidiyorlar hani Kapadokya'ya. Kapadokya yani aklınızda hani bu kelimeler biraz hani kulağınıza aşina olsun diye aslında biz Güran hocamızla bu semineri düzenledik. Hani yurt dışına çıktığınızda ya da burada hani Çinli arkadaşlarınız birileri geldiğinde işte Türkiye'de ne var dediklerinde hani en azından Kapadokya diyebilirsiniz. Rıçıçıyo diyebilirsiniz. Niyahaba. Pamukkale, Miafabao, Vajimashu Miafabao, işte Yensi Bay Bay'dı, Gım Miafayan, Candı Hınşiyan Çınbao Yan, Soyşu. Yani şeye benziyor işte beyaz pamuk renginde bembeyaz ve görünümü de işte kale gibi olduğu için işte Pamukkale deniyor, Miafabao deniyor. Hani böyle basic, temel Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerinin nasıl söylendiğini duymanız, kulak aşinalı olması hani sizin için de çok büyük bir avantaj olacak. Tabii ki rehberlik çok, bunların hepsinin çok detayları var, bir sürü terminoloji var. Hani Mihaba'ya gittiğinizde işte traverten nasıl denir, işte Tansuan Çingay'dan tutun da kaç metre derinlikten çıkıyor da kaynak su da nasıl böyle oluşmuş da oradaki antik kent nasılmış falan çok detayları var bu işlerin. Eğer bir gün rehber olmaya karar verirseniz, yani ben siz seve seve size apprente diyoruz. Yanıma alırım, sizi gezdiririm. Hepsini teker teker dinlersiniz, notlar alırsınız. Ben rehberle başladığımda Tayvanlı bir arkadaşım vardı, sağ olsun Yülen. O da Tayvan'da Türkoloji mezunu bir arkadaşımızdı. Ben onunla iki defa tura çıkmıştım. O anlatım yaparken bütün anlatımların ses kaydını almıştım. Onları daha sonra teker teker döktük, yazdık. Sözlük yoktu o zaman. Bizim kullandığımız sözlüklerin hepsi İngilizce, Çince sözlüklerdi. Şimdi hani şimdi her şey kolay ki. Şimdi teknoloji gerçekten
her türlü imkanı sunuyor. Google'a yazdığınızda, İstanbul orada yazdığınızda bir sürü şey çıkıyor. YouTube'a yazdığınızda bir sürü şey çıkıyor. Yani dinleyebilirsiniz ama benim çok iyi hatırlıyorum, iki tane kitabım vardı Türkiye hakkında. Onu da bana birileri hediye etmişti. Hepsi fantezi'ydi, Tayvan baskısıydı. Fantezilerin çözmek de çok zordu. Böyle ince ince hepsinin karşılığında nasıl okunuyor, nasıl söyleniyor? Yuanding mesela, kubbe nasıl söyleniyor? Çap nasıl söyleniyor? İşte ne bileyim, hani böyle o kadar çok sütun başlığı, o kadar çok terminolojik kelimeler var ki bunları hani öğrenmek çok meşakkatliydi bizim dönemimizde. Şu anda gerçekten çok şanslısınız. Ama biz de hani iğneyle kuyu kazarak buralara kadar geldik. Biz de şanslıyız. Ama şunu söylemek istiyorum tekrar. Ne zaman ki rehber olmak istersiniz, ne zaman ki Türkiye Çinlilere nasıl anlatılır, neden hoşlanırlar, beni bulabilirsiniz, bana sorabilirsiniz. Seve seve her zaman size yardımcı olabilirim. Değiştirebiliriz Güran. Evet, yine balon fotoğraflarımız. Yukarıdaki o ateşlenmesi, o sıcak havayla balonun hani şişmesi acayip çok keyifli. Sabah yine görüyorsunuz biz rehberler, yani çok da keyifli oluyor. Müşteri mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Konuklarımız mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz gerçekten ve o heyecan apayrı bir şey. Ve gene Erciyes'i görüyoruz. Çok güzel fotoğraflar bunlar. Umarım siz de bunu yaşarsınız. Değiştirebiliriz. Evet, burası Pamukkale. Pamukkale en son yaptığım turdan sayılır. Geçen sene Kasım ayında. Biliyorsunuz Çin şu anda hala kapalı maalesef. Ve maalesef şu anda hani bizler işsiziz diyebiliriz. Kıta Çin şu anda gelmiyor. Önümde bir tane turum var. 29 Mayıs, 7 Haziran bir turum var. Amerika'da yaşayan Çinlileri gezdireceğim. San Francisco'dan gelecekler. O da ayrı bir farklı bir deneyim olacak. Çin çok büyük. Yani Çin'de yaşayan Çinlilerin haricinde Malezya'da yaşayan Çinlileri de gezdirdim. Brezilya'dan gelen çok enteresan, Brezilya'da Tayvanlı kökenli grup gezdirdim. Onlar da Türkiye'ye hacı olmaya gelmişlerdi. Dini bakımdan da Türkiye yani çok önemli. Yani dini turlar da düzenleniyor. Özellikle Hristiyanlık için çok önemli Türkiye. 7 kilise turları ki onlarla şimdi altta antik kent fotoğrafını görüyorsunuz. Hierapolis antik kenti. Hierapolis, Hiera'nın kenti. Polis hani Yunanca şehir demek. Kutsal şehir. Hierapolis. Biz Çince nasıl söylüyoruz? Hiera. Solda antik kentin tiyatronun sol tarafında mesela San Filip'in İsa'nın havarilerinden San Filip'in mezarı vardır ve Hristiyan konuklarımız için çok önemlidir. Bir hac yeridir. Türkiye aslında pek çok Hristiyan için bir hac yeridir. Meryem Ana, Şımumaliya adı ya. Meryem Ana'nın evi Efes'te. Yani Şıcı yaşandı. Diğe Cavtan. Hani ilk kilise. Diğe Cavtan. Zay Tuvarşi. Zay Hatay. Sonra Sempo'nun ayak izleri vardır. Dini turlarda. O çok önemlidir. O yüzden hani Türkiye hani dini turlarda önemli nokta diyebiliriz. Şey diyebiliriz. Şızıl Ökor. Hani kavşak, tam bir kavşak aslında. Hristiyanlık bakımından, işte Yahudilik bakımından, yani Çin'de yaşayan Huimin, hani Müslüman, Çinli Müslümanlar açısından da Türkiye yani çok önemli. Çok, daha önceden çok fazla Şincan bölgesinden gelen Çinli turistleri de ağırladık. Yani onlar İstanbul'a gelip İstanbul'daki camilerimizi büyük bir hayranlıkla ziyaret ettiler. Buradan işte Umre'ye gittiler, buradan hacca gittiler. Yani Urumçi'den uçak kalkıp İstanbul'a iniyor. Muçi, son Urumçi, Feda, İstanbul, son Celida, Meca. O yüzden hani gerçekten hani tam bir dinler kavşağı Türkiye. O yüzden Pamukkale'de anlatacak çok şey var. Yani antik kent var, işte
şey var, travertenler var. İşte travertenleri anlatırken karşılaştırma yapıyorum. Ben karşılaştırma değil de benzetme yapıyorum. Hani Jungo'da Juzaygo, yani Yunan'daki işte Juzaygo'ya çok benziyor diye benzetme yapıyoruz. Onların daha iyi anlaması için. Mesela benziyor ama hani aynısı değil. Ya da şey diyoruz. Duyuvar'da, hani nadide yegane bir yer. Pamukkale dünyada. Benzerleri olabilir ama bu kadar büyüklükte, bu kadar beyaz yok. Yani çok acayip bir deneyim. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorlar. Mesela aklınızda belki aranızda rehber olacak arkadaşlar vardır, düşünenler vardır. Aklınızda olsun, bir triktir yani. Eğer Pamukkale'ye gitmeden bir gün önce mutlaka konuklarınıza söylemeniz lazım. Lütfen beyaz kıyafet giymeyin. Renkli kıyafet giyin, kırmızı kıyafet giyin. Çünkü fotoğraf çektirmeyi çok seviyorlar. Eğer beyaz bir kıyafet giydiğinde arka fonda beyaz travertenler, kendisinde beyaz tişört, beyaz elbise olduğunda fotoğraf çok hani şey çıkacak, soluk çıkıyor. Bu hiç hoşlarına gitmiyor. O yüzden ben hep belki böyle küçük detaylar vardır. Hani şeytan detayda gizlidir gibi. Onu hatırlatmakta fayda var. Ondan sonra ayakkabılarını, çoraplarını çıkartıp ziyade edildiğini söylüyoruz. Dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Poşet hazırlamalarını gerektiğini söylüyoruz. Yani Pamukkale çok keyifli. Onların yani Kapadokya'dan sonra en sevdikleri yerlerden birisi diyebiliriz. Rehberlik başladığımda biz özellikle business grupları, iş adamı grupları yapıyorduk. İş adamlarını İstanbul'dan direkt Pamukkale'ye uçup Pamukkale'ye gidip tekrar İstanbul'a gidiyorduk. Ya yani o kadar seviyorlar. Daha sonra hani Kapadokya başladı ama ilk başladığımızda rehberlikte önce Pamukkale, önce Efes. Efes'te hatta kent olarak İstanbul'dan Efes uçuyorduk. Efes'ten Pamukkale'ye sonra tekrar İstanbul'a dönüyorduk. Yavaş yavaş böyle bir haftalık turlar, 10 günlük turlar olmaya başladı. Yavaş yavaş güzergahlara yeni destinasyonlar eklendi. Yeni Fethiye eklendi, Bodrum eklendi, Antalya eklendi, Safranbolu eklendi, Konya, yani Konya yeterli grupları oldu. Yok, yani tur programları çok değişik tur programları var. Yani daha rahat, daha zor. Hiç uçaklı gruplar var. Yani Kapadokya'da işte balonu çok seviyorlar ama Fethiye'ye gidince de yamaç paraşütünü de çok seviyorlar. Özellikle gençler. Ama 80 yaşındaki Çinli bir konumuzda, bir bayan konumuzda yamaç paraşütü uçurdum. Yani macerayı açıklar. Çılgın Çinlerimiz var. Seviyorlar. Şunu söylemek isterim bu arada aklıma gelmişken. Biraz böyle hani spontane anlatıyorum. Hani fotoğraflar üzerinden gidiyorum. Hiçbir konumuz yoktur ki Türkiye'yi ziyaret eden Çinli konumuz yoktur ki Türkiye'den hoşlanmasın. Mayo ge jungo yoku la da tuva hiçbiri de pişman olmamıştır. Hepsi çok sevmiştir. Yani hep onların 20 sene boyunca yüreklerine bir Türkiye tohumu attığımı biliyorum. Ben hayatta çok iddialı bir insan değilimdir. Yani gerçekten yani neyse ne falan ama şundan eminim. Bu konuda iddia edebilirim. Binlerce turist gezdirmişimdir ama hepsinin yüreğine bir tohum atmışımdır. Türkiye tohumu attım. Bunu hani gerçekten gururla söyleyebilirim. Hamela tuğaçı tiçen, tamuruma ise tuğaçı ise tu. Hani tuğaçı, tu diyor öyle, tu. Toprak. Hani rahona tamuruma ise tuğaçı puşa tu. Tamuzı cişu. Gelmeden önce yani kafalarında bir Türkiye şeyi, çok farklı Türkiye bakış açısı olabiliyor ama bunu biz rehberler, profesyonel turist rehberleri biz onu değiştiriyoruz. Gerçekten değiştiriyoruz. Hem Türkiye kendi şeyini değiştiriyor. Zaten müthiş bir ülke. Yani Kapadokya'sıyla Pamukkale'si, Bodrum'la Fethiye'si, İstanbul'la Ankara bile yani Ankara'da hani Anıtkabir'le yani gerçekten büyük bir keyifle o askeri geçit törenini keyifle izliyorlar. Gururla ben orada gurur diyorum. Yani ülkemden gerçekten gurur diyorum. Bir kere bunu onları hissettiriyorum. Onlar da söylüyor. Ne cimay tuarçi. Şu bu cimay tuarçi. Gerçekten ülkemi seviyorum. O aygo. O cimde aygo tuarçirin. Yani Türkiye'yi seven, gerçekten seven ve hani onu içli ufak ufak işleyen. Onları da çok anlayıp hani yemek konusunda sorun yaşıyoruz.
Bizim damak zevkimize aşina değiller. Onları sevebileceği yemekleri elimden geldiği kadar bulup tattırmaya çalışıyorum. Onları anlamaya çalışıyorum. Bu çok önemli. Onlar çünkü bizim konuğumuz. Şimdi onların izlenimi çok önemli. Onlar geldikten sonra gelecek, görecek ve gidecekler ve o gittiklerinde hep her zaman söylemişimdir. İş arkadaşlarına, ailesine, işte akrabalarına, komşularına, herkese döndükten sonra Türkiye'ni anlatacaklar. Duyuyorlar şu tamam bir insan hıncong ya. Çın da hıncong ya. Tamam kuşu yuho. Tamam cışı ceşa tuvarşi. Tamam cışı zobomu da guanga. Onlar bizim reklamımızı yapıyorlar. Onların reklamı çok önemli. Onların çektiği her bir kare çok önemli bizim için. Her bir kare fotoğraf bizim reklamımız. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı'nın yani harcayacağı bütçeden daha fazla bedava reklamımızı yapıyorlar. O yüzden de hiçbir zaman gruba fotoğraf çektirirken acele ettirmem. O yüzden de her zaman en iyi açılardan en güzel fotoğrafları çekmesini sağlarım. Yani Ayasofya'yı en güzel nereden görecekler? Sultanahmet'i en güzel hangi açıdan fotoğraflayacaklar? Hani ters açı, ışık nasıldır? Bunlar çok önemli. Rehber, yani bunlar hep zamanla gelişiyor ama gerçekten hani siz emek harcadığınızda o zaten dönüyor. Döndü de ben gerçekten döndü de. Hani ben yıllarca gerçekten işimde hani hep severek yaptım ve insanlar da hani özellikle beni isteyip hani rehberimiz Sultan olsun deyip dönüşü yapan çok da fazla grup yaptım. Bu da zaten işte işini severek yapmaktan kaynaklanıyor sanırım. Değiştirebiliriz Gürancığım. Ben de biliyorum hangi fotoğraf gelecek. Evet, gene Pamukkale. Çok güzel. Çok güzel fotoğraflar. Mesela biraz hani ışık, ters ışık da Nigon diyoruz ona. Nigon. Hani ters ışıkta da güzel fotoğraf veriyor Pamukkale. Hani gerçekten müthiş, müthiş bir doğa harikası. Hak ediyor. Bu çok veriyor. Güzel de fotoğraflar veriyor. Bazen kışın gittiğimizde bir anda sis basar. Hiçbir şey göremezsiniz. Acayiptir yani. Sis yok yani. Çok acayip bir coğrafyası da vardır Pamukkale'nin. Ama yazın gitmenizi hiç tavsiye etmem. Yani 7. ve 8. aylarda gerçekten havru, şoblya değiştirebiliriz. Evet, gene Pamukkale. Demek ki ben de Pamukkale'yi çok sevmişim. Bu da Pamukkale. Şimdi en son gezdirdiğim konuğumuzdu. O geçen sene Kasım ayında gittik ve poz verdiği sütunları görüyorsunuz. O sütunların hepsi dor sütunu. Dor şeklinde sütun başlığı dor düzeninde diyoruz ve gün batımında aslında gün ışığı aşağı inmiş ve çok güzel bir ışık vermişti. Fotoğraf çektirmeyi çok seviyorlar. Kendilerinin olduğu fotoğrafları çok seviyorlar. Ve dikkat ederseniz gene şey yapıyorlar. Uzun kollu giyiliyorlar. Yani uzak doğu Koreli olsun, Çinli olsun, Japon olsun hep uzun kollu. Yanmaktan hani güneşlenmekten gerçekten hiç hoşlanmıyorlar. Hiç hoşlanmıyorlar. Ya şemsiye ya da böyle güneş giyiyorlar. Evet, burada da çok keyifli fotoğraflar var. CCTV'nin işte o fotoğrafı kameramanımız, yönetmenimiz ve yine bir röportaj veriyorum orada. Çok röportaj verdim. Çok televizyon çekimi gibi gezdirdim. Beijing TV'ye gezdirdim. CCTV'yi gezdirdim. Yani 4-5 defa ve hani bunların hepsini büyük bir keyifle yaptım. Türkiye'nin her tarafını anlattım. Doğusundan batısına kadar. Çünkü ilk başlardan olduğum için ve o zaman Çin pazarı yeni başladığı için bir kere Türkiye'nin tanıtımı yapmak gerekiyordu. Çalıştığım ajantanın da çok büyük bir katkısı var. Şu anda Pekin'de olan arkadaşımın da çok büyük katkısı var. Onun da ismini anmak isterim. Tayfun arkadaşımızın. Çalıştığım ajantanın, Erguvan Turizm'de çalıştım ben. Onların gerçekten Türk Çin pazarında çok büyük emekleri vardır. Onların sayesinde bir sürü televizyon çekim ekibi ağırladık ve hepsini gezdirdim. Onlardan kareler paylaşmak istedim. Elimde mikrofon olduğum karede gene Pamukkale'deyiz. Antik tiyatrodayız. Orada hani anlatıyorum. Değiştirebiliriz İran Hocam. Evet. Yönetmenimizle birlikte, Luke'la birlikte hala kendisiyle görüşüyorum. Hala Çin'de her ne kadar Instagram ve Facebook yasak olsa da onların sanırım bazıları kullanabilirler farklı bir şeyle, bağlantıyla. Hala kontak halindeyiz onlarla.
onların kalbinde de bir tane Türkiye sevgisi oluştuğu çok başarılı bir çekim grubu olmuştur. Değiştirebiliriz. Gene onlardan. Evet. Demek ki çok keyif aldığım bir şeyden. Bu fotoğrafları çok fazla paylaşmışım. Değiştirebiliriz. Evet. Şimdi burada özellikle bu fotoğrafları koydum ki biraz bunların üzerinde konuşmak istiyorum. Yukarıdaki fotoğrafta Efes'teyiz ve kedi. Kediyi görüyorsunuz. Bir kere kedileri onlar da çok seviyorlar. Onlar da evlerinde kedi besliyorlar. Kedi ve köpek kendini besliyorlar ve biliyorlar ki Türkiye'de her gittikleri yerde kedi köpek görecekler. Ben de onları anımsatıyorum. Yarın Efes'e gideceğiz. Efes'te çok fazla kedi var. Hani sabah yemediğiniz bazı şeyleri, ekmeği falan hani paket yapabilirsiniz. Onu gördüğünüzde verebilirsiniz. Su verebilirsiniz. Hani onları besleyebilirsiniz. Ama hani çok yaklaşmamak ve kendinizi tırmalatmamak koşuluyla. Çünkü tırmaladıklarındaki değil artık şey oluyor. Baya bir sıkıntı oluyor. Çünkü hadi koş 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 hastaneye. Koş 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 işte aşı. Kuduz aşısı vurdurmaya. Kendisi ben de öyle bir deneyimim var. İki tane konuğumu hani tırmalamış kedi işleri rahat olsun diye aşı vurdurmak zorundayız. Aşıda vurdurmuştum. Kedi fotoğraflamayı çok severler. Ben bir taraftan Efes'i anlatırken beni bırakıp gidip kedi fotoğraflarlar. Hiç takılmamak gerekiyor artık. Eskiden takılırdım, şimdi takılmıyorum. Canı ne istiyorsa onu yapsın. Yani çok fazla dağılmadan, biraz dağınıklardır hani gruplarımız. Onları toparlamak da hani ayrı bir marifet istiyor. Onların ilgisini çekmek, dikkatini çekecek şekilde anlatım yapmak da çok önemli. O da işte onları tanımaktan kaynaklı. Yani Efes'i anlatırken de geri bir bağlantı kurmak gerekiyor. İşte Efes'in şu an ziyaret edeceğimiz ne? İfoso Gurchun, Shenanyu, Shenzhai'dir, Shanghai, Shenzhen, İstanbul dememiz yani dediğimizde kafalarını canlandırmak gerekiyor. Yani 2000 yıl öncesinin bir antik kentine gidiyoruz. O antik kentin şimdiki Shanghai, şimdiki New York, şimdiki İstanbul olduğunun altını çizmek onun da kafasında bir şey oluşturuyor. Yani şey diyorsun. Lianqianlian yiho İstanbul zaman yani Shanghai zaman bomba bucuda. Hani 2000 sene sonraki işte Shanghai nasıl olacağını biz bilmiyoruz. İstanbul nasıl olacağını bilmiyoruz. Hani 2000 yıl öncesinde de Efesler'de kentlerin bu hale geleceğini hiç tahmin etmezlerdi şeklinde hani cümlelerle oradan yavaş yavaş ilk girişte bu cümleleri kurup yavaş yavaş ziyaret ediyoruz. Yani işte yönetim merkezine gittiğimizde işte Shenanyu, Zhonghai, yok neresi? Pekin'deki yönetim yeriyle karşılaştırma yapıyorum. Şu an bir anda Hutulu, bir anda unuttum. Bazen böyle oluyor. Bir anda aklıma gelmiyor neydi diye. Bir de biliyorsunuz 2019'dan beri hani gruplarımız yok ve ben hani 2019'dan beri hani bir kez tura çıktım. O yüzden biraz da hani paslandık gerçekten. Bir anda kelimeler gidebiliyor. Alttaki fotoğrafta çay bardağı ve çay. Özellikle koydum çünkü çayı çok seviyorlar. Ama Türk çayını sevdiriyorum. Hani onlar biliyorsunuz işte Tamandou Hınşivan, Lü Ça, Moluva Ça, Puar Ça, Dın. Ama hani Çinli'ye Türk çayı içirip Türkçeni sevdiriyorum. Türkçenin nasıl demlendiğini anlatıyorum. Bazen elimde bardakla gördüklerinde mola yerlerinde falan "Aa Sultan, Nihı Hongjuma, hani kim içiyorsun?" falan dedikleri "Yok hani bu çay" falan. Onları alıştırıyorum onlar ve dönüşlerinde paket paket çay alıp gidiyorlar. Hani bize oradan geliyor. Düşünün çay Çin'den gelmiş. Hani İpek yoluyla, hani Gören hocanızla bu da işlemişsinizdir. Yani çok önemli bu da hani. Ama biz de tam şimdi şu anda tam tersini yapıyoruz. Bu da bence bir başarı. Yani Çinli'ye çay sevdirip çay alıp gidiyorlar paket paket. Hep de sorarlar hangi marka güzeldir nedir falan diye. Aşağı yukarı bizde markalar aynıdır. İşte çayı niye hani cam bardakla içiyoruz? Bunu anlatırım özellikle. Hani cam bardakta rengini gördüğümüzü hani kırmızı hani tavşan kanı renginde o olsun. Rengi güzelse çayda tadı da güzeldir. Ondan sonra işte cam bardakta eli sıcak, kışın ısıtırsınız eli ısınır. İşte bardağın şekli şeye benzer, lale gibidir. İşte lale bizim çiçeğimizdir. Woman the gohua shi yujin xiang. Canhe shan yujin xiang the base
diyoruz. Hani orada işte çiçeğimiz hangisi Yüce Şiyang, işte milli içeceğimiz ne, çay içiyoruz, rakı da anlatıyoruz. Hani alkolde çünkü konuklarımız hani sever, akşam işi severler. Bizim de hani var, ne var onları anlatıyoruz. İşte Baijiu Bama Yeo, Baijiu, Bama da Baijiu, Cüşü, Lakı, Cü, Kıyşu, Bama da Cü, Kıyşu, Şızınay, Şızınay. Niye Şızınay dediğinde içtikten sonra Şızlı gibi, aslan gibi hani hissedip sonra rengi de su katıldıktan sonra beyaza dönüyor ya şeklinde böyle hikayeleri vardır, anlatırız. Yani soğanlayı anlatırken, yani işte yoğurdu, ayranı anlatırken onu da anlatıyoruz. Her şeyi, işte nar suyunu, çayı, yani o kadar çok şey anlatıyoruz ki, o kadar çok şeyimiz de var ki. Gerçekten çok zenginiz. Hani Çin, yani Çin kadar topraklarımız büyük değil ama çok farklı iklim, çok farklı kültüre sahibiz. Hani ufak ufak her bir mola yerinde, her bir yeni destinasyonda anlatıyoruz ve her gün başka bir yeri görüyorlar. Bu çok önemli. Her gün başka bir yer, her gün başka bir atmosfer, her gün her seferinde başka bir iklim. Yani Efes'te yanarken, yani Kapadokya'da üşüyorlar. Efes'te antik kent görürken Kapadokya'da doğal bir oluşumu görüyorlar. Yani şeyleri, peri bacalarını görüyorlar. Jinlin Yansong. Yani Hoşan Bafa'da geçiyor. Yani o kadar farklı ki sanki farklı farklı ülkedeler. Bunu da Türkiye sağlıyor. Başka hani başka bir ülkeye gittiğinde bu kadar zenginlik var mı? Belki vardır ama Türkiye gerçekten bakın hani Bodrum'a gidiyor. Bodrum Mavi Deniz orada hani görüyorsunuz. Hani Bodrum'daki tekne turundayız orada. Grupla birlikteyiz. Bu apayrı bir şey dünya. Bodrum bambaşka. Masmavi Deniz. Yani ruhları açılıyor. Çok mutlu oluyorlar. Yani aynı şeyi yani Bodrum'a gitmese bile Boğaz'da gezerken bile Boğaz'daki teknede bile ruhları açılıyor. Çok hayran kalıyorlar. Ya yani biraz hani biliyorsunuz hani orada da hava kirliliği var. Hani hava kirliliğinden dolayı hani masmavi gökyüzünü göremiyorlar. Yani Huisi yani Pekin'de hava kirliliği büyük bir ızdırap, hani büyük bir şekilde onlar da çok şikayetçiler. Ve hani sağlık problemi yaşadıklarını falan da söylüyorlar. Onlar da bizim hani bu mesleği yaparken onlardan da ne yaşıyorlar, neler hissediyorlar öğreniyoruz. Biz kendi ülkemi anlatırken onlardan da kendi ülkemizi, onların ülkesini hani gittim yaşadım biliyorum. Onlardan da son zamanlarda neler yaşanıyor, neler hissediyorlar onları da öğreniyorum. Yani bir de bu mesleği yaparken bir taraftan Çinli konuklarımıza Türkiye anlatıyoruz, bir taraftan da gittiğimiz otellere, gittiğimiz restoranlara, gittiğimiz müzelerde, gittiğimiz çarşıda, mağazada falan Çinliyi Türklere anlatıyoruz. Ben yıllarca Çinliyi de Türklere anlattım. Çünkü bilmiyorlar. Çin, bizim de hani Türklerin kafasında Çinliye karşı ön yargıları var. Yıllarca onlara hayır maymun yemiyor, ondan sonra böcek yemiyor falan. Yıllarca onlar da bizim gibi dana eti yiyor, balık yiyor bilmem ne. Tamam yiyen gruplar vardır ama başka bölgelerdir. Her zaman herkes yemez. Bir taraftan bir köprü vaziyeti görüyor aslında rehber dediğim. Bizler köprü vaziyeti görüyoruz ve Türkiye Çinliye Türkiye anlatıyoruz şeklinde. Değiştirebiliriz Güran Hocam. Evet, işte gene Lansı Tuvar Çiğ'i kırmızı üst olan Çinli konuğumuz sanırım Bodrum'dayız. Değil mi? Bakayım. Fethiye olabilir. Fethiye. Arkadaki iki fotoğraf suyun içinde olanlar Bodrum'da. Elinde havlusu olan fotoğraf yine işte Bodrum'da. Yani bunları özellikle koydum ki hani Türkiye'nin Lansı Tuvar Çiğ'i farklı farklı hani Boğaz'la, camisiyle, nazar boncuğuyla, deniziyle hani bilin istedim. Özellikle bir yatların olduğu yerde Çeşme. Çeşmeye artık gruplar Çeşme'ye gidiyor. Alaçatı'ya gidiyor. Çok farklı bölgelere gidiyor. İlk nereden nerelere geldik? Çok hani sadece İstanbul'ken ilk geldiklerinde iki gün İstanbul'ken yıllar sonra işte Efes'e gitmeye başladı, Pamukkale'ye gitmeye başladı. Sonra işte Bodrumlar, Fethiye'ler eklenmeye başladı, Safranbolular eklenmeye başladı. O yüzden de hani gerçekten hepsi çok mutlu dönüyor ülkelerine. Değiştirebiliriz. Bitti. Fotoğraflar bitti sanırım.
Ama şey fotoğraflarımız olacaktı. Ayasofya, Sultanahmet. Yukarı doğru çıkıyor. Ayasofya fotoğraflarımız. Okay. Sanırım yok. Yani tahminim sendeki fotoğraf kimsede yoktur. Evet, ben de bunları şey seçtim. Hani biraz özellikle kendimin olduğu fotoğrafları koydum ki arkadaşların hani benim o duygularımı fotoğraflarda görsünler istiyorum. O Harika. heyecanı, o Yani mutluluğu. Bunlar hani gerçekten dinlerken gıpta ettik, ağzımızın suyu aktı. Ben öyle bekliyoruz. söyleyeyim. Gerçekten. Bekliyoruz, ihtiyacımız var çünkü size. Evet. Ben de çok isterim hani arkadaşların gelmesini, bu mesleğimize sahip çıkılmasını. Sanırım şey fotoğraflarımız yok. O atlanmış olabilir, sorun değil. Hani İstanbul fotoğraflarımızda cami fotoğraflarımız vardı. Hani Sultanahmet'in olduğu fotoğraflar vardı. Sultanahmet, Ayasofya, Hipodrom dediğimiz. Yani onların fotoğrafsız da anlatabilirim. Hiç sıkıntı yok. Yani şeyde mesela Ayasofya'yı çok büyük bir keyifle ve hani gururla anlatırım. Çünkü çok özel bir mabet Ayasofya. Yani dünyanın tarihinde çok nadir böyle bir mabet vardır ki hem cami, hem kilise olsun, sonra cami olsun, sonra müze olsun, şimdi tekrar cami ve yapıldığında hani dünyanın en büyük yapısı hani Ayasofya, hani Şunsofya Dağ Cihatam, hani diyoruz Dağ Cihatam, Şehzade Cihatam, Şehzade Çin cinsi. Yani onun fotoğrafları yok sanırım, sorun değil Gürencim. İşte şunu Sofya Taci Atan Dunyen'i Lansı Çin cinsi. Herkes anlıyordur herhalde. Lansı zaten her tarafta Lan Tien Ba Yun dedik. Lansı Da Hai dedik falan. Lansı Çin cinsi. Blue Mosque. Yani Maniku Lansı böyle kalsın. Bunlar hani Lansı Çin cinsi. Lansı Çin cinsi. Ve şu maşu Lansı Çin cinsi. Yine ve Limian yo. Liang Wan Si Qian Kuar de Lansı da Si Zhuang. Hani Çinliler. Lansı Sıcuan. Ya Lansı da Bihua kalem işleri. Sıcuanlar, Çinliler, Karolar, Çinli Karolar, Sıcuan diyoruz. Hepsi Doğuşa Lansı. Hani bu da böyle kulakta kalsın isterim ben. Hayo, Lansı Çincisi, Waimianyo, Lugu, Xuanlita. Hani altı minareli hani camimizdir. İlk altı minareli camimizdir. Daha sonra Mekke'dekine ekleme yapılmıştır. Çünkü yani Mekke'deki camiyi geçmek saygısızlıktır. Halkın homurdanmış, sonra homurdandıktan sonra Sultanahmet şey yapıyor, emir veriyor ve şeyde Mekke'ye bir tane daha ekleniyor. Yedi tane minare oluyor. Bizde altı minareli ilk camimizdir. Yani İstanbul dediğinde, İstanbul dediğinizde, yurt dışına çıktığınızda İstanbul yo Lansı Çin cinsi, İstanbul yo Şensofya Da Cihatan, İstanbul yo Hayşya, yo Bosu Hayşya, Hoya Da Çiao, Da Bazar, Taşı Çan, hani Kapalı Çarşı yani gibi gibi böyle bir sürü şeyler söyleyebilirsiniz. Yani şimdi aşağı yukarı hani bunlar aklıma geldi. Bilmiyorum sizin sorularınız var mı? Ben sorularınızı alabilirim. Yani Türkiye'de tabii ki başka yerler, Antalya fotoğrafları koymadım ben. Antalya'mız var. Fethiye fotoğrafı hani çok koymadım. Konya koymadım. Konya dediğimizde hani Mevlana dediğimizde Mevlana'nın hani Çin'de kim? Hani belki Kongzi yani ama Yoder Shang Laozi, Mevlana, Duyba. Yani Sun Mi Zhui, hani o mistisizm dediğimizde, ilk mistik, yani Çin mistiği dediğimizde, hani belki biraz Laozi ona daha yakın. Belki biraz hani Mevlana biraz daha hani Laozi'ye yakın diyorum. Çünkü Laozi'nin Dao Cini var. Mevlana'nın Mesnevisi var. Laozi'nin Dao Cini yani 70 küsür dile çevrilmiş. Bizim Mesnevimiz de bir sürü dile hani çevrilmiş. Hani biraz böyle benzeş
yetiştirerek kafalarına bir şeyler oluşsun diye hani Mevlana'yı oradan hani gidiyorum, anlatıyorum. İşte Osmanlı İmparatorluğu anlatıyorum. Osman Digo diyorum. Osman daha Digo demiş, Osman Digo diyorum. İşte Sansurluvey, Sudan Wang diyorum mesela. 36 padişahlardan bahsediyorum. İşte camilere girdiğimizde levhalarda işte Peygamber'in ve Efendimiz'in ismi yazıyor. İşte Allah yazıyor. Allah anlatıyoruz. Çinliği biraz da bazen din anlatırken zorlanmıyor değiliz. Allah ne, peygamber ne, yani padişah ne, kafaları karışabiliyor. Çünkü çok farklı kültür. Apayrı bir kültürden geliyor. Belki hani Şinjan bölgesine gelse onun bir altyapısı var ama hani Şahay'dan geldiğinde, Şincin'den geldiğinde o altyapısı yok. Hani yaşlı Çinli turistle yaşlı Çinli turist arasında da fark var. Yani onun bakış açısı, onun bakışı çok farklı. Kimisi eğlenmeye geliyor, kimisi öğrenmeye geliyor, kimisi fotoğrafa geliyor, kimisi yemeğe geliyor. Türk yemeğinde kavroyu seviyorlar. Kavro yani bin çilin. Tuvacı da bin çilin. Yani böyle gibi gibi o kadar çok şey var ki. Bilmiyorum hocam. Var mı sizin sorunuz? Harikasın. Teşekkürler. Hemen Mehmet Fatih'in sorusu geliyor. Çok teşekkür ederiz. Nasıl rehber olabiliriz diye soruyorlar. Benim de aklıma şey karikatür geliyor. Fatih Sultan Mehmet ya da bir padişah seminer düzenliyor. Orada dinleyicilerden bir tanesi el kaldırmış, diyor ki padişah olmak için ne yapmalıyız diyor. Şimdi bize bildiğin kadarıyla bu sorudan hareketle nasıl rehber olabiliriz'i anlatırsan. Şimdi zaten arkadaşların en büyük avantajı var. Bir kere Çince biliyorlar. Sinoloji mezunu. Yani üniversite mezunu olacaklar. Onlar hani yüksek lisanslarını Kocatepe Üniversitesi'nde, Afyon'da ya da Eskişehir Üniversitesi'nde ya da Ayvansaray Üniversitesi'nde testsiz yüksek lisans yaparak kokart sahibi olabilirler. Sonra sınava gelecekler. Sınavı ya ben yapacağım ya sen yapacaksın. şeklinde. Yani testsiz yüksek lisans yaparak kokart sahibi olabilirler. Evet. Kapadokya'da var sanırım. Kapadokya Üniversitesi, Ayvansaray Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi bildiğim kadarıyla böyle. Bunu araştırın arkadaşlar, hiç es geçmeyin. Daha birkaç arkadaş daha önce sormuştu bana bunu. Evet. Ben tabii gündemi çok takip edemediğim için yine seninle bu planladığımız semineri söyleyeyim, o zaman soralım demiştik. Evet. Emel Aldemir bizimle. Emel mezun galiba, değil mi? Esogü'de yapıyorum diyor. Esogü Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, değil mi? Evet. Ha, tamam, Anadolu'da ben yanıldım, yanlış biliyorum. Doğru. Orada çünkü bir arkadaşımız da hani, öyle Japonca'dan hani ona başvurmuştu ama Japonca dil sınavını geçememişti. Şimdi Çince dil sınavını geçmek lazım. Tabii şey aldıktan sonra, Kokart'ın yani dersleri aldıktan sonra sınava giriliyor. Sonra onların Türkçe yapacağına onların evet. Yapabileceğine inanıyorum. Evet, yapılır. Ve biz geçtiğimiz yıllarda senin de dikkatini çekmiştir. Sinolojiden çok az arkadaş turist rehberliğine yöneliyor. Eski dönemden kalan Bahar olsun, Akın olsun pek çok arkadaş. Pek çok arkadaş. Kokart'ı var, Şebnem burada zaten. Evet. Ama şey yok. Son zamanda bu yöne ilgi yok. Tabii hem birazcık yönlendirme hem de daha çok son pandemi öncesi süreci biliyorsunuz. Çin'e gidip orada bir şeyler yapmak daha çekici geliyor. Dolayısıyla diğer arkadaşlara da yani 2-3 yıl önce, 4 yıl, 5 yıl önce mezun olan arkadaşlara da bu vesileyle çağrı yapalım. İnceleri işlevselken, henüz okuyup yazabiliyorken, zaman içerisinde insan bu alanda körelebiliyor. Kokart'a başvurabilirler. Bu imkanlar üniversitelerimizde var. Bunu söylediğin için de teşekkür ederiz. Evet. Bence hani olsun Kokart'ı. Hani belki şey yapar, hani ihtiyacı olur bir gün. Yani bir de şöyle bir şey var. Bizim gerçekten kaliteli rehberlik yapılacak insan kaynağı ihtiyacımız var. Yani Ankara Üniversitesi Sinoloji insan yetiştiriyor bunu. Ve bizim piyasamızın buna ihtiyacı var.
Çünkü son zamanlarda meslek yasası ile ilgili sıkıntılarımız var. Ve son zamanlarda Çince bilen herkese kokart verilmesi isteniyor. Bizim hani ciddi anlamda sizler hani Gonca'cığım olsun bir sürü yani uğraşılıp öğrenciler mezun oluyor. Ülkemiz buna yatırım yapıyor. Ama dışarıdan gelen birisine kokart vermek de ben şahsen istemiyorum yani. Evet. Öyle herkes, evet. Bence herkes yani rehber olamaz ve herkes rehberlik yapmasın da. Bu ülkeyi gerçekten severek, isteyerek anlatsın. Bu ülkenin değerlerini bilsin. Bu ülkede mesela laiklik nedir anlatabilsin. Yani başörtülü kadın, işte Müslüman, başörtülü olmayan kadın hani değil, cümlesi değil. Hani Zongjiagen Dünce Funkaydı. Hani din ve devlet işi ayrıdır cümlesini kurabilsin arkadaşlar. Evet. Doğru bilgilerle yani arkadaşlar konuklara versin. Bu çok önemli. Doğru, tabii. Yani bu kültür içerisinde büyümüş olmak önemli. Tabii. Yani, tabii bu süreçte şeyin de turist rehberliği eğitim sürecinin de önemli olduğunu düşünüyoruz ama sadece kokarta yönelik bir eğitim de birazcık düşündüğümüz sonucu vermiyor. Ben hatırlıyorum 2001 yılında girdiğimiz derslerde eminim şimdi de vardır ama nasıl yapılıyor onu bilemiyoruz. Yine bizim fakültenin Hacettepe Sanat Tarihi'nin ve Ankara'daki en güzel üniversitelerin hocaları gelmişti bize. Kesinlikle, gerek tarihi, inkılap tarihi, İslam sanatı, İslam tarihi, sonra sanat tarihi, arkeoloji vesaire gibi bunun yanında ilk yardım vesaire dersler de almıştık. Şimdi pek çok şeyi benim işte Korint sütun gördüğüm zaman bir sit alanına nasıl bakacağımı ben o zaman öğrenmiştim. Evet. Tabii şimdi dedim abim de rehberdi ondan da çok şey gördüm öğrendim ama az çok bizim yaşadığımız coğrafyaya dair pek çok şeydi. O zaman 3 aylık bir zaman dilimi içerisinde sizinki de öyleydi tahminim. O kadar evet. Yoğun her gün 10 saat ders ve her gün çok tempoyla bir müfredat ve çok sıcağı sıcağına bunları da uygulama gezilerinde çok da iyi hocalarımız vardır. Görmüştük. Tabii o yeterli değil. Yani bir tarafta 25 yıllık, 20 yıllık iş tecrübesiyle bir eğitim öğretimle kıyaslanabilir bir şey değil. Bizimle paylaştığın için sana minnettarız. Eminim arkadaşların başka soruları da var. Biz de sizi çok özledik. Şebnem burada. Şebnem eğer uygunsa onun da sesini duymak istiyor. Çünkü evet. Çok özledim. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Görünüyorsun. Harika görünüyorsun. Bence Isparta'dan katılıyorum yarışmaya. Hoş geldin. Hoş geldin. Vallahi evet. Çok özlemiştik. Ben de çok özledim. Biz beraber aldık tabii kokartı Gürhan. Bayağı bir evet. Çok ama nihayet sonunda başarıya ulaştık. Ben seninle gurur duyuyorum. Beraber Çin'e gittik, beraber kokart aldık. Evet, evet. Benim için çok evet. Güzeldi. Benim için de. İyi ki vardın. Yani yoksa Çin'de sen olmasan, hiç olmazsa kapısını çalacak bir ablam vardı. Kaybolmak işten değildi. Hatırlıyorsun. Yani güzel günler. Arkadaşlar buradayken söyleyeyim ben ilk defa e-mailimi Çin'deyken aldım. Almak zorunda kaldım. Bu kadar o kadar gariplikti yani Çin. Geçtiğimiz 1000 yıl. Hani geçtiğimiz 100 yıl değil, geçtiğimiz 1000 yılda. İkinci. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ya. Şanslı gerçekten yani sultan gibi bir rehber var hani yani bize yol gösteriyor, hepimize yol gösterdi. Hepimiz aprentiyi onun yanında yaptık. Sen de yapmışsındır Güren diye düşünüyorum. Ben de çok şey ondan duydum mu öğrendim. Ne yapacağım diye sordum. O da korkma dedi. Yaptım ama ben tabii çok kısa bir süre yaptım. Sonra da sağ olsun her zaman aklında bizi düşünüyor. Hele ki sinolojiyi hep düşünüyor. Evet. Arkadaşlar bu çok önemli. Yani hem Şebnem olsun hem Sultan olsun hep aklının bir tarafında ya bizim bu arkadaşlar, gençler ne yapacak, ne yapabilir, nasıl yapacak? Nitekim senin açtığın yolda Sultan pek evet. Çok rehber yetişti. Gerçekten şimdi pek çoğunun adını da bilmiyorum ama piyasada evet. Çok da rehber senin açtığın yolda yetişti. Evet. Evet. Sağ olun. Sultan'ın elinden mutlaka geçti. Zaten bugün eğer bu 10 günlük turistlik gezi varsa yine Sultan'ın sayesinde var.
Ben çok Evet. bu çok emek verdi. Evet biliyorum, biliyorum. CCTV'ler ardı arkası kesilmedi. Kaç? Belki 5, 4, 5 program çeşitli Öyle. vesileler oldu. Hatta bir tanesinde Şirince'ye gitmiştim. 2002 mi, 2003 mi yine sen vesile olmuştum da Şirince'yi gezdirmiştik. Tabii o şey çekim için değil, bir şey içinde. Bir anımı anlatabilir miyim? Aklıma geldi. Vaktimiz var mı? Tabii. Birçok Tabii. şey. Şimdi Beijing TV'nin Haoxin diye bir programı vardı. İki defa geldiler. Bir 2007'de bir de 2008'de geldiler. Bir seferinde bir hafta gezdirdim. İşte Efes, Bodrum, Kapadokya, Konya falan gezdirdim. Bir seferinde de 15 gün. Ama bu iki seferinde ben hiçbir şekilde 5 kuruş rehberlik ücreti almadım. Ben şöyle düşündüm. Bu ülke bana yatırım yaptı. Ben bu ülkenin Milletin Bakanlığı bursuyla Çin'e gittim. Devletim bana yatırım yaptı. Ve ben döndükten sonra bana hiçbir şey sormadı. Ben de bu yani 20 gün belki 25 günümü verdim ve ülkemi anlattım. Sonra zaman geçti. Bu tabii Çin'de gösterime girdi. Sonra Çin bunu daha başka ülkelerde de hep gösterime girmiş. Kazakistan olsun, Malezya olsun. Bir gün Malezyalı bir müşterim bana şey dedi. Ve Facebook'tan yazıyor. Sultan biliyor musun dedi. Seni dedi bugün de televizyonda gördüm dedi. O program işte Malezya'da hoa çağlar. Malezyalıların televizyonda dönmeye başlamış. Başka bir gün arkadaşım Kazakistan'dan yazıyor. Sultan biliyor musun bugün televizyonda açtım seni karşımda gördüm. Çok şaşırdım. Sonra bir gün bir arkadaşım var. Japonca rehber arkadaşım. Kendisi Pekin'e dil öğrenmeye gitti. Orada bir gün ders çıkışından sonra yurda dönüyor, televizyon açıyor, karşısında ben. Enteresan. Bir arkadaşım otobüse biniyor Pekin'de, otobüste bir ses duyuyor, tamam mı? Benim sesim, ya diyor ben bu sesi tanıdık biliyorum diyor falan. Bir bakıyor ben. Yani bu da çok enteresandır. Dünya çok küçük ama her yerlerde hani şey oluyor. Bu da çok hoş bir Şimdi anıdır benim için. anlamayabilirler ama Çin'e gittiklerinde Türk'üm dediklerinde mutlaka seni tanıyan çok kişi çıkacak. Evet doğru söylüyorsun. Umuyoruz Hemen yani yakın gibi. zamanda yakın zamanda Çin'de artık bu geliş gidişler konusunda daha müspet bir tavır içerisine girer de tekrar İnşallah. turizm canlanır. Şimdi varyaktan sonra 1 milyon söz vermişlerdi. Evet. Gördüğü kadarıyla en çok o dönemde 300 bin 400 bine kadar çıktı. Hiç 500 bini yıllık geçtiği olmadı Olmadı. tahmin ediyorum. Olmadı. Tabii daha gelmemiş yaklaşık 1 milyar 400 milyon insandan fazla kişi Evet. var. Dolayısıyla arkadaşlara da bu vesileyle söylemiş olalım. Sultan ilk başladığı zaman çok azdı turlar. Yine bizi sizleri tabii karşılayacak kadardı. Sonra bir dönem artık nefes alamayacak duruma geldi. Sonra Evet. işte geçtiğimiz 3 yılda çanak çömlek patladı dediler. Her şey durdu. Ama bu su artık geri dönmez. Bu dünyanın gidişi bu gidişten farklı bir yöne doğru gitmez. Geliş gidişlere engellenemez diye tahmin ediyorum. Bu süreçte atlatılır. Bu pandemi vesaire. Tahmin ediyorum 2024'ten itibaren en azından geliş gidişler artar. Çünkü hatırlarsanız biz 98 yılında henüz Türk Hava Yolları'nın Çin'e uçuşu yoktu. Şebnem biz birlikte oraya gelen gazetecileri orada gezdirmiştik, onlara eşlik etmiştik. Sonra üstünden 3 ay mı geçti ne? Haftada 5 güne çıktı, 3 güne çıktı derken haftada 14 sefere kadar çıkmıştı en son geliş Evet. gidişti. Değil mi? Veya şimdi haftada yine bir ya da iki sefer mi var? Bilemiyoruz tabii. Bunu bilen arkadaşlar olabilir. Şu bakımdan söylüyorum bunu. Önümüzdeki süreç bu su geri durmaz artık. Dolayısıyla turizmde, kültürel endüstrisi içerisinde, ticaret vesaire diğer sektörler gibi artık tekrar canlanacak bir sektör. Çok da güzel günler olacağını, dolayısıyla arkadaşların kokartlarını almak için, kendilerini anlatabilmek için bunlara ihtiyaçları var. Bir de ne için konuştuk biz bunu? Sultan'la bu semineri tekrar etmek adına. Hem kalıcı olması bakımından hem de şunu dikkat ediyorum. Ben Çince öğrenmek zor iş.
Ama İstanbul yazmayı bilmiyoruz ya da hadi İstanbul diyoruz, İstanbul diyoruz ama işte Kapadokya diyemiyoruz, Mianhua diyemiyoruz, Gulbandao diyemiyoruz, Polmacan yok, işte Diyişya, Şuigong yok. Yani arkadaşlar imkanlar olursa Çin'e gittikleri zaman ya Türkiye Şimayanlı Difan diye sordukları zaman anlatacakları, değil mi? En azından bir kısım vokabüleri %1'i bile olsa sizlerin her gün kullandığı şey içerisinde arkadaşlarda kalmasını, bu vesileyle de kayıt altına alınmasını çok istedim. Çok evet. Önemli bizim kimlik tanıma, anlama ve kendimizi anlatma konusunda. Hepimiz aynı şeyi yaşadık. Çince ile uğraşırken insan artık kendini unutur hale geliyor. Halbuki bizim kendimizi tanımlayacak kavramlara, sözcüklere de ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri tekrar görmek çok beni sevindirdi. Sultan minnettarım. Ben de çok teşekkürler. Bu fırsatı bana verdiğin için Girencim. Çok teşekkürler. Her zaman, her zaman baş tacısınız. Ben de arkadaşlar her zaman hani telefonum bir şekilde sizlerden ulaşabilirler bana. Sonra bir soru sorabilirler. Ne istiyorlarsa, hani kaynak temini dinlemek istiyorlarsa, hani öğrenmek istiyorlarsa, benimle apprent yapmak isterlerse her zaman biliyorsun fayin fayin yani. Teşekkür ederiz. Evet. Peki, teşekkürler. Çok teşekkürler. Sizleri gördük, çok mutlu olduk. Arkadaşların da çok memnun olduğunu tepkilerinden görebiliyorum. Çok teşekkür ederiz. Baş tacısınız. Yine imkanınız olur, Ankara'ya yolunuz düşerse yine bir araya geliriz. İnşallah, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü evet. Seminerimizi de böyle sonlandırıyoruz. Sultan abla çok teşekkürler. Tekrar ben çok özledik. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kucaklıyoruz. Saygı ve selamlar herkese. Görüşmek teşekkürler, üzere. Teşekkürler, sağ olasın. Bye bye.